yılında hizmete girdi. Oranın görünümünü hep beraber izleyelim. Şu anda küçük sanayi sitemizin olduğu bölüme geldik. Hep beraber bir tanıyalım sanayimizi. Yaklaşık 60 dükkanın yer aldığı bir yer burası. 2008 yılında hizmete girdi. İlçemizin çeşitli cadde ve sokaklarında hizmet veren işte pimapenci gibi, boyacı gibi ufak çaptaki atölyeler. Kolay gelsin. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun. Ufak çapta çalışan özellikle işte kaportacı, boyacı gibi esnaflarımızın bulunduğu bir mekan burası. Küçük Sanayi Kooperatifi ve Kestel Belediyesi işbirliğiyle yapıldı burası. İşte bir marangoz atölyemiz gördüğünüz gibi. Daha önce bunlar Kestel'de evlerin altında, konutların altında hizmet veriyordular. Hem kendileri rahatsız oluyordu hem de mekan sahipler ama şu anda tüm bu sıkıntılardan kurtulmuş vaziyetteyiz. İşte gördüğünüz gibi yine bir kaportacı esnafının dükkanına geliyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Nasılsınız? Mehmet yok mu? Sağ ol. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işlerimiz? Allah iyilik versin. Şu anda bulunduğumuz mekan Küçük Sanayi'nin ön kısmı. Şu sağ tarafta baktığımız zaman organize sanayi bölgesi. Şu sol, şuradan giren cadde organize sanayi tabelası var zaten görüyorsanız. Şu sol kısımdaki olan bölge bizim organize sanayi bölgemiz. Diğer bunun dışında tekrar İkinoğlu Sanayi ve Barak Vakıf Sanayi bölgeleri var. Ama burası organize sanayi bölgesi. Diğer kısımlar konut alanlarının başladığı bölümler. Evet, 60 dükkanlı küçük sanayi sitemizi de tanımış olduk. Buradan kale spor tesislerimize gidiyoruz. Kale spor tesislerimizin olduğu mekana gelmiş bulunduk. Orayı hep beraber izleyelim. Sol tarafta Kestel dinlenme tesislerimiz yaklaşık 25 odalı dinlenme tesislerimiz. 2004 yılında burası da toprak sahaydı. Şu anda gördüğünüz gibi tamamen çim saha haline getirdik. Kestel Belediye Spor Kulübümüzün sürekli antrenman ve maçlarının yaptığı bir alan burası. Evet, bu sahayı çimlendirdik. Şu anda sürekli antrenman ve maç yapıyoruz burada. Yine bununla paralel olarak şu önümüzde gördüğümüz tenis kortumuz var. İlçemizde ilk defa yapılan bir sistem. Arkadaşlar akşamları özellikle gelip oynuyorlar. Yine onun yanında soyunma odalarının olduğu bölümler. Şöyle sağ tarafa doğru ileriye doğru bakacak olursak ileride voleybol ve basket sahalarının olduğu kısımlar. Bir tesis halinde. Sahanın olduğu kısım Kale Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeyiz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi manzara olarak TOKİ'nin birinci etabına bakmaktadır. İşte TOKİ binaları orada yükseliyor. Birazdan o bölgeye de çıkacağız yine. Gerçekten güzel bir yerde burası. Sakin ve yine Ankara asfaltının kenarında.
Evet, şu anda kale spor tesislerimizin görünümü tamamladık. Bundan sonra Mandara spor tesislerimize geçiyoruz. Orada hem tesislerimizi hem de yüzme havuzunun olduğu inşaatı görmüş olacağız. Şu anda Mandara spor tesislerinin önündeyiz. Gördüğünüz binayı daha bir hafta önce hizmete açtık. 450 metrekare üzerine küçük bir kapalı spor salonu. Semt mahalle salonlarımızdan birisi. Bunun gibi yaklaşık ilçemizdeki 7 mahallenin hepsine birer tane salon önümüzdeki günlerde yapacağız. Yine ön tarafında gördüğünüz gibi futbol sahamız. Burası antrenman sahası olarak kullanılmaktadır. Yine bunun ön kısmında da yüzme havuzu. Birazdan ön tarafa geçip orayı da göreceğiz. Kısaca yüzme havuzu, futbol sahası ve spor tesislerimizde. Burası da kendi halinde bir spor kompleksi haline gelmiş olacak. Evet, yine buradaki spor tesisimizin arka kısmında TOKİ'nin birinci etabını görüyoruz, yapılı olan binalar. İkinci etapta onların önündeki boş alan, hem aşağıya doğru bizim tesise doğru olan hem de ileriye doğru tepenin üstündeki olan kısımlara da TOKİ'nin ikinci etabı önümüzdeki günlerde başlayacak. Şu anda yüzme havuzunun inşaatını görüyoruz. Büyükşehir Belediye'mize de teşekkür ediyorum. Yaklaşık 120 gün sonra bitecek bir spor kompleksi haline Mandara tesislerimiz gelmiş olacak. İlçemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Burası toplamda 49 bin metrekare bir alan. Spor tesislerinin olduğu bölge. Etrafında gördüğünüz gibi bir tarafta TOKİ, diğer tarafta da yeşilliklerin olduğu bir vadi içerisinde bir tesis haline gelmiş olacak. Mandara spor tesislerimizin olduğu bölgedeki görüntüleri de izledik. Bundan sonra TOKİ'nin birinci etabı ve ikinci yapılacak kısma çıkıyoruz. Evet, şu anda toplu konut alanının bulunduğu mevkiye geldik. Buradaki görmüş olduğunuz arkamızdaki konutlar 716 tane 2007 yılında yapılarak bitti ve konut sahiplerine teslim edildi. Okuluyla, camisiyle ve ticaret merkeziyle gerçekten modern, çağdaş bir şehir pozisyonunda gördüğünüz gibi. Bunun ikinci etabı da biraz önce Mandara spor tesislerimizden gösterdiğimiz gibi hemen şu arkadaki tepenin üzerinde ve bu konutların ön bölgesinde yapılacaktır. Orası ikinci etapta tamamlandığında burası tamamen çağdaş, modern bir şehir pozisyonuna gelmiş olacak. Tabii burası yine bizim kestelimizle bağlantılı olan bir yer. Gördüğünüz gibi mahallemizin bitişi hemen. Sol tarafta işte kestel gözüküyor. Ulaşımıyla, eğitimiyle, her yönüyle, ticaretiyle. Kısaca bizim TOKİ'miz kestelin bir parçası. Evet, şu anda toplu konut alanının olduğu bölgedeyiz. Az önce söylemiştik, birinci etabı bitmişti. Burada bizim beşi bir yerde Bursa kamuoyuna duyurduğumuz bir projelerimiz vardı. Şu anda bunlarla ilgili olarak şu karşıda gördüğümüz tepenin olduğu bölge, hemen TOKİ'nin bitişindeki olan bölge, üniversite alanı, teknik üniversite alanının kurulacağı bölge. Malum biliyorsunuz Büyükşehir Meclisi'nden geçti. Şu anda askı sürecinde. Yine onunla paralel olarak şu aşağıdaki görmüş olduğumuz boş alan, yeşillik alan, şu kısımda özel bir proje geliştiriyoruz. TOKİ ile beraber özel olarak, özel proje ile TOKİ üniversite arası birleşmiş olacak. Yine tekrar diğer bir
Besop Sanayi Sitesi'nin olduğu yerde, o karşıda gördüğünüz tepenin hemen arka kısmı. Yani kısaca Besop Sanayi Sitesi, üniversite alanı ve alt kısımda bulunan şu yeşil alanlarında proje alanıyla birleşmesiyle ve yine akabinde hemen Ankara yolunun beri kısmına kadar raylı sistem geliyor. Biliyorsunuz bununla ilgili ihale 4. ayın 4'ünde yapıldı Büyükşehir tarafından. Raylı sistem, üniversite alanı, Besop Sanayi Sitesi ve özel proje alanımızla 4 tane projemiz şu anda burada gözüküyor. Diğer 5. projemiz de bu tepenin yine arka tarafında Ankara yolu üzerinde olan Gölbaşı Gölü var. Gölbaşı Gölü'nün olduğu yerde cazibe merkezi olarak bu yıl içerisinde yine Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek, yani kısaca bu 5'i bir yerde olan projemiz en geç 2 yıl içerisinde hayata geçtiğinde şehrin doğusunda yeni bir cazibe merkezi ortaya çıkmış olacak. Şu ana kadar yapmış olduğumuz projeleri kamuoyuna tanıtma fırsatını bulduk. Ama bu söylediğim 5 tane projede 2 yıl içerisinde hayata geçtiğinde bu izlemiş olduğunuz projelere artı getirmiş olacak. Kestel Doğu'nun, Bursa Büyükşehir Merkezi'nin cazibesi haline gelmiş olacak diyorum ben. Tüm izleyicilerimize ve sizlere teşekkür ediyorum. Daha yeni projelerde buluşmak dileğiyle.